Termal suyun sıkıntısı olur mu demeyin. Su da sıkıntı çeker. Hele bir de bunun üzerine ısı, ışık, yol sıkıntısı eklenirse neler olur dersiniz? Kimler bu konuyla ilgili neler söylemiş merak ederseniz haberimizi sonuna kadar izleyin, beğenip paylaşın isterseniz. Yonca'daki yatırımcıların karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Termal su sıkıntısı yaşıyoruz. Es Termal Otel'in sahibi Sedat Kabağaç, yeni butik otelinin tanıtımında Yonca'nın sıkıntılarını dile getirdi. Kabağaç, öncelikle yol ve ışıklandırmanın olması lazım. Yonca'da termal su sıkıntısı yaşıyoruz. İşletmelere saniyede 5-6 litre su veriliyor. Daha üstüne çıkılamıyor dedi. Toprak altında görünmesinden dolayı bu yollara şu anda bir çalışma yapamıyoruz. TEDAŞ'ın işlemleri henüz bitmedi. Biz de buranın çok büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Ki şöyle, siyasi kimliğiyle konuşacağım biraz. Öncelikle Kütahya şu ana kadar öğrenci sürecini kaçırdı. Eskişehir gibi olamadık. Ne kadar 45-50 bin öğrencimiz olsa da öğrencilere yönelik çok güzel şeyler yapamadık. En azından termal turizmi kaçırmadan bu işlemleri yapmamız lazım. Diğer illerdeki ya da yurt dışındaki insanları Kütahya'mıza, Yonca'mıza ya da Ilıca'mıza bu insanları davet etmemiz lazım. Sizin de söylediğiniz gibi öncelikle yol ve ışıklandırmanın olması lazım bunlarla alakalı. Biz de muzdaribiz. Fakat belediye başkanımız umarım ki bir önceki konuşmalarımızdan dolayı bu TEDAŞ'ın yer altı elektrik tesisatını bitirdikten sonra yollarımızı güzelleştireceğine inanıyoruz.